Herkese merhabalar, ben de Şeyh Mutfağı'ma hoş geldiniz. Hazır Ramazan yaklaşıyor, bir Ramazan pidesi yapalım dedik. Ve dışı çıtır olsun, içi de yumuşacık olsun. Dilerseniz malzemelerimize göz atalım ve bir an önce lezzetli Ramazan pidemizi yapmaya başlayalım. Ramazan pidem için elemiş olduğum unum var. Ekstradan eğer ihtiyacım olursa diye bir bardak daha yanımda bulunduruyorum. Aynı zamanda bir bardak ılık süt, bir çay bardağı ılık su, maya, zeytinyağı ya da sıvı yağ, tuz, şeker. Üzeri için çörek otu, aynı zamanda susam, bir adet yumurta sarısı, zeytinyağı, çok az üzüm pekmezi kullandım ve yoğurt. Aynı zamanda su ve bir çorba kaşığı una ihtiyacımız var. Bütün sıvılarımı bir kaba koyacağım. Öncelikle sütümü koyuyorum. Sonra su. Maya, tuz, toz şeker. Bir güzel bunları karıştıracağım. Mayam güzelce bir kendine gelecek. Bir dakika, yaklaşık bir dakika bu şekilde karıştıracağım. Toz şeker, tuz, her şey eriyene kadar. Daha sonra unumu ekleyip güzelce yoğuracağım. Yaklaşık bir dakika boyunca güzelce karıştırdım. Ve hemen sıvı yağımı koyacağım. Zeytinyağı veya sıvı yağ fark etmez. Bir bardak unum da duruyor. Eğer gerekirse kullanacağım onu da aynı şekilde. Ve hemen yavaş yavaş ekleyip makinem unumu yoğuracak. Onun toparlanmasını bekleyeceğim. Gördüğünüz gibi çok yumuşak ve cıvık bir hal aldı. Zaten yumuşak ve ele yapışan bir hamur olması gerekiyor. Ben yine de bir bardak bekletmiştim. Yavaş yavaş onu da ekleyeceğim. Makinemi kapattım. Yaklaşık 3 dakika boyunca makinem güzelce çevirdi ve gördüğünüz gibi ele yapışan bir hamur. Ve annemin yöntemi var yine. Aynı şekilde ben de çok az elime yağ döküp güzelce yoğuracağım. Çünkü makine çok güzel yoğurmuyor. Bu şekilde yoğurduktan sonra mayalamaya bırakacağım. Yaklaşık 3 dakika boyunca bu şekilde yoğurdum. Ve hemen yarım saat boyunca mayalamaya bırakacağım. Hamurumun üzerine nemli bir bez koymuştum. Ve yarım saat dinlenmeye bırakmıştım. Güzelce mayalandı. Hemen hamurumu alacağım. Bu aşamada elinize yapışıyor ise elinize un alabilirsiniz. Hatta ben şöyle zemine biraz un serpeyim. Ve güzelce toparlayıp aldığım unumu artık bir tane mi iki tane mi istiyorsunuz? Ramazan pidemizi yapmaya başlayalım. Şöyle güzelce havasını öncelikle alıyorum. Güzelce havasını aldık ve merdane değil de elinizin yardımıyla güzelce açmaya çalışın. Yağlı kağıt sermiş olduğunuz fırın tepsisine dizin. Ve üzerine şekiller yapacağız. Ki Ramazan pidesine benzesin. Ben bir tane yapacağım ama iki tane de yapabilirsiniz bundan. Hamurumuzdan. Elimizin yardımıyla güzelce açtık. Bu aşamada zorlanıyorsanız merdane kullanabilirsiniz. Hemen fırın tepsime alacağım. Güzelce fırın tepsime diziyorum. Yağlı kağıt sermiştim fırın tepsime. Ve hemen su, unla güzelce şekil vereceğiz. Streçimi kaldırıp başlayacağım. Yaklaşık bir yemek kaşığı unum vardı ve üzerine su koyacağım. Hatta biraz daha sulandıralım. Bu su yardımıyla güzelce öncelikle şekil vereceğiz. Yani fırınlarda nasıl yapıyorlarsa ben de size onu yapmaya çalışıyorum. Ve bu kadar yeterli. Hemen şekil vermeye başlıyorum. Şuraya lazım olur. Şöyle
parmak uçlarımızla koyuyoruz. Öncelikle dış kenarını yapıyorum. Güzelce şekil veriyorum. Şu şekilde pide şeklini beğenmeye çalışacağım. Tırnaklarınızın kesik olması bu işlemi daha hızlı ve daha güzel şekil vermenizi sağlayacaktır. Güzelce pide şeklini vermeye çalıştım ve hemen üzerine nemli bir bez örtüp yarım saat tekrar dinlendireceğim. Daha sonra yumurtasını ve susamını, çörek otunu sürüp fırına vereceğim. Yaklaşık yarım saat bu şekilde dinlendirdim. Bezim yapışınca ben hemen buzdolabı poşetini ikiye bölüp bu şekilde koydum. Gerçi o da yapışmış ama olsun. Bezimi kaldırdım ve yine tekrar aynı o hazırladığım unlu sulu karışımda tekrar gördüğünüz gibi şiştiği için tekrar yine üstünden geçiyorum. Üstünden geçmeseniz pide şeklini almaz. Güzelce kabarır. Evet. Güzelce yaptık. Ve hemen zeytinyağı, yumurta sarısı, aynı zamanda pekmez ve yoğurt karışımı olan harcımı güzelce karıştıracağım. Üzerine sürüp susam ve çörek otunu üzerine gezdireceğim. Daha sonra fırına vereceğim. Güzelce etrafına öncelikle sürüyorum. Pekmezi koymamın sebebi ekmeğimin üzerinin nar gibi kızarmasını istiyorum. Nar gibi olmasını istiyorum. Dilerseniz evde yoksa kullanmayabilirsiniz. Şu taraflarını güzelce sürdükten sonra hemen çörek otunu ve susamını ve çörek otunu da çok güzel şekilde serpiyorum. Önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik alt üst fırınıma vereceğim. Yaklaşık en fazla 20-25 dakika pişecek ve daha sonra servis edeceğim. Pidem yaklaşık 20-25 dakika böyle fırında pişti. Altı üstü şu şekilde altı ve üstü pişti. Hemen servis edeceğim. Ramazan pidemi güzelce yaptım ve böldüm. Hatta dayanamadım, birazcık yedim. Gerçekten tadı çok güzeldi. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdiden Ramazan ayı herkese bereket ve huzur getirmesi dileğiyle. Kendinize iyi bakın diyorum. Sağlıklı yaşayın. Görüşmek üzere.